Herkese merhabalar, Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere ıspanak ve pırasayla öyle pratik ve lezzetli bir kahvaltılık tarif hazırladım ki inanın tadına doyamayacaksınız. Öncelikle sosunu hazırlıyorum. Bir tane yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağı bir su bardağı süt, su bardağı ölçüm 250 milimlik arkadaşlar, çay bardağı ölçüsü de. 125 milimlik iyice çırptıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı dolusu mısır unu ilave ediyorum 1 çay kaşığı tuz ekliyorum yarım çay kaşığı karabiber ilave ederek iyice çırpıyorum mutlaka iyice çırpıldığından emin olun topaklanma kalmasın daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı lor peyniri ilave ediyorum Dilerseniz kaşar ya da beyaz peynir de ilave edebilirsiniz. Bir su bardağı dolusu un ilave ediyorum arkadaşlar. 200 milimlik bardak ölçüsüyle yarım paket kabartma tozu ekliyorum ve iyice çırpıyorum. Kek kıvamında iyice çırpmanızı tavsiye ederim. Şöyle gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra yıkamış olduğum yarım pırasayı 3 baş ıspanak kullanıyorum. Ispanakları da yıkadım, sirkeli suda beklettim. E, mutlaka ıspanağı iyice yıkamanızı tavsiye ederim arkadaşlar çünkü e, yaprakların arasında yabancı bitkiler bulunduran, e, kumlar barındıran bir e, sebze ıspanak, iyi yıkanması çok önemli. Baş kısımlarını bu şekilde alıyorum, şöyle. Şimdiki işlem gerçekten çok önemli arkadaşlar. İncecik kıyılması gerekiyor ıspanakların. Çünkü ıspanak tava yapacağız ve çok çabuk pişen bir tarif. Mutlaka içerisinde pişmesi için ince kıyılması bu aşamada çok önemli. Şimdi ben sizlere kıyma işlemini göstereceğim. Daha sonra üst üzerinden tekrar iyice geçerek incelteceğim. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe? Yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Gerçekten çok sevilen bir tarifim. Daha önce de bu tarifimi yaptım. Binlerce kişi tarafından kaydedildi, denendi, çok beğenildi. Ispanak zamanı iken tekrar yeni gelen takipçilerim için çekmek istedim. Umarım beğenir, keyifle de izlersiniz. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalışacağım. Gördüğünüz şekilde üzerinden de iyice geçtim ve daha da incelttim. Evdeki kişi sayısına göre kullanılacak olduğunuz tavanızın çapına göre e, arttırabilir, azaltabilirsiniz. Ispanakları doğradım ve pırasayı geçiyorum. Yarım pırasa kullanıyorum. Pırasayı da aynı şekilde incecik kıyacağım pırası yerine ne kullanabilirim diye sorular gelebilir taze soğan ve kuru soğan da kullanabilirsiniz ayrıca arkadaşlar Pırasayı da aynı şekilde incecik doğruyorum Pırasa gerçekten lezzetine lezzet katıyor mutlaka denemenizi tavsiye ederim hemencik kahvaltıyı yapabileceğiniz çok pratik bir tarif İnanın hem çok pratik hem çok lezzetli oluyor yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun Eğer denerseniz de yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın pırasıyı da hazır ettim şöyle tava tariflerimi çok seviyorsunuz pratik olduğu için fırın açma fırın yapma derdi bekleme derdi olmadığı için çok seviyorsunuz Ben de elimden geldiğince sizleri bu şekilde pratik tarifler çekmeye çalışıyorum hazırlamış olduğum sosun içerisine pırasa ve ıspanağı alarak iyice karıştırıyorum kıvamını iyice ayarlayın arkadaşlar eğer ki çok dur gelirse çok az un eklemesi yapabilirsiniz çok da koyu gelirse de çok az su damlatarak açabilirsiniz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yağlamış olduğum tavaya iç harcımı alıyorum. Ben 24 santimlik bir tava kullandım. 26 santimlik tavaya kadar bu tarifimizi yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde tavaya aldım. Kabı da iyice temizliyorum çayınız zemini alıncaya kadar hazırlayabileceğiniz bundan kolay tarif inanın yok. Üzerine de şöyle düzenliyorum ve ocağa alıyorum. Ocağın büyük gözünü alıyorum arkadaşlar ama en kısık devrine çeviriyorum. Mutlaka en kısıkta pişirin. Aksi halde hemen kızarır ve içi çiğ kalır. Kapağı da mutlaka kapatalım. Şöyle kontrol ediyorum. Gayet güzel pişmeye başlamış. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızarmış. Büyük gözde kızartırsanız bu şekilde kenarları da güzel kızarır. Tersini çevirerek diğer tarafını da aynı şekilde kızartacağım. Hiç yağlamaya gerek yok. Yağlamıyorum. Şöyle tekrar tavayı alarak kapağını kapatarak pişiriyorum tekrar ediyorum Arkadaşlar en kısık ayarında pişirin şöyle çok da güzel kızardı inanın kıpkırmızı harika oldu servisi alarak da bir de sizlere o şekilde göstermek istiyorum videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Şöyle dört dilimi bölerek sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Bu tarifimizi çok sıcak tüketmeyin arkadaşlar soğuğu yakın bir şekilde olması yeterlidir. Şöyle yakın çekim göstereyim. Bakar mısınız? Gerçekten çok pratik bir börek oldu. Her şekilde göstermek istiyorum. Çok da güzel kızardı. Mutlaka kızartın. Çatalla da bir de dokusunu görelim en çok merak ettiğiniz kızın bu kısmı arkadaşlar biliyorum birçok yorumlar alıyorum en çok son halini son dokunuşlarını çok seviyorsunuz Ben de sizlere bu şekilde göstereyim yapıp deneyeceklere afiyet olsun beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın